Merhabalar herkese. Bu haftaki konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan, spor kulübünden Handan Hanım ve Soykan Hoca. Kendilerini tanıyalım. İsterseniz önce size söz verelim Handan Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle yayın için çok teşekkür ediyorum. Handan Sağ Kortak olun biz de. ismimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Organizasyon Direktörüyüm. İzmir'deki yaptığımız birçok sportif etkinlikten bizler sorumluyuz, ekibimiz sorumlu. Son 3 senedir yaptığımız bir Maraton İzmir var. 42 ve 10K koşulları var. Şubat ayında bir duatlon yapmıştık. Bu da İzmir için yeni bir etkinlikti. 9 Eylül ve 19 Mayıs koşularımız var. Son 2-3 senedir İzmir'de birçok spor faaliyetine hep birlikte ekibimiz olarak imza atıyoruz. Ben 12 senedir spor sektörünün içindeyim. Hatta şu anda da Ege Üniversitesi'nde spor yönetimi doktora öğrencisiyim. Umuyorum bu kadar işin arasında doktoramı da bir şekilde bitireceğim. Kulübümüzde birçok spor dalı var. Su sporları da bunlardan biri. Ben şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Sorkan hocama bırakayım sözü. Evet, Soykan hocamız, buyurun. Merhabalar. Soykan Üstünkar ben de. Su sporları direktörü olarak görev yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde. Bizim asıl görevimiz su sporlarındaki müsabık branşlarımızın sevk ve idaresi. Ondan antrenman, maç programlamaları, yıllık programlamaları onlarla beraber devam ediyoruz. Triatlon da bizim geçen yıldan itibaren faaliyete geçtiğimiz, çok da başarılı olduğumuz bir branşımız. Tabii İzmir gibi bir şehirde sezonun uzun olduğu bir yerde zannediyorum ki herhalde özellikle triatlon için bir triatlet için çok güzel avantajlı bir mekandır diye tahmin ediyorum. Biz İstanbul'da bazen genelde bu kadar şanslı olmuyoruz. Yaz biraz daha geç geliyor size göre, daha kısa sürüyor. Yani evet, tesisimizin de bugün üstünü açıyoruz. Ceylatik Spor Salonu'nun yanındaki bizim balonla kapattığımız bir havuzumuz vardı. Triatlon takımımız da burada devam ediyor, kışın antrenmanlarına. Artık hava ve iklim şartlarına baktık. İşte bugün itibariyle açılıyor artık üstü. Açık havuza devam edeceğiz antrenmanlarımıza. İşte bu da İzmir'in bir avantajı olsa gerek. Sporcu sayısındaki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Artış veya hani bir stagne etme olma durumu söz konusu mu? Yani Özellikle hani şöyle, son senelerde yani ülkemizin içinde bulunduğu durum. triatlon inanılmaz ilerliyor. Yani Avrupa'da da Türkiye'de, ülkemizde de inanılmaz ilerliyor. Biz de işte geçen sene aktif olduk. Ancak 40-50 arası bir lisanslı sporcu sayımız var ve çok başarılı sporcular hepsi. Zaten şöyle bir not almaya kalktım. Hani milli takım seviyesindeki sporcuları yazmaya kalktığım zaman bir 5 dakika sürecek söylemem. Yani hakikaten çok başarılıyız. Bizim burada zaten avantajımız spor okullarımız var. Biz şu anda kış spor okullarında neredeyse 1.000 sporcuya yüzme eğitimi veriyoruz. Bu da bizim bütün su sporları branşlarımız için acayip bir kaynak oluşturuyor. Evet. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Evet. Yani Bin yazın spor. bizim portatif havuzlarımızla beraber 3.000-4.000'lere çıkıyor bu rakam. Bu gerçekten hani bir antrenörün, bir branşın aslında arayıp da bulamadığı bir şey. İnanılmaz bir kaynak var elimizde. Gerçekten. Tebrik ederiz hocam. İnşallah daha da artarak devam Teşekkürler. edecek diye İnşallah, inşallah. düşünüyoruz. Triatlon'da tabii triatlon aslında biraz da maliyeti açısından biraz bir sanki bir giriş bariyeri var gibi gözüküyor. Kulüp olarak bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Nasıl yardımlarda bulunuyorsunuz sporcularınıza? Bildiğim kadarıyla İzmir ve çevresinde bisiklet üreticileri var aslında onların da. Genelde ama hani Triatlon Federasyonu ile onlar dirsek teması içinde diyebiliyorum Evet. ama bu konuda neler yapıyorsunuz? Engelleri nasıl aşmaya çalışıyorsunuz? Yani evet, hakikaten yani günümüzde yani her sporun artık maliyetleri çok acayip boyutlara gelmeye başladı ki sporlarında da bu aynı şekilde. Hani bir topunun fiyatı, triatlonun tabii ki artık bisikletleri falan hani onları zaten biz sporculara veremiyoruz açıkçası. Sporcuların kendi malzemesi, kendi bisikletleri var. Biz sadece onlara trainer aldık burada. Trainerlerle destek olabiliyoruz ve hani aslında Büyükşehir Belediye'mizin şu andaki 3 kapalı havuzuyla biz onların en azından kışınki tesis problemini çok büyük ölçüde çözdük.
ve yazlık olarak da kullanabilecek. İşte bugünden itibaren açılan fuarın merkezinde, İzmir'in merkezindeki havuzumuz da, çünkü artık hani fuarı aslında bir triatlon için bulunmaz da bir yer. Çünkü koşuyu ve bisiklette yapabilecekleri bir alan da var fuarda, internasyonel fuarın içinde. Çalışma ortamı çok rahat. Fuar dediğiniz aslında orası park. Hani ben İstanbullu olduğum tabii, için. Tabii. Hani bilmeyenler için. Eskiden kalan kültür park. Kültür park diyelim. Evet. Biz eski İzmirliler hakkında fuar kaldığı için burası kültür parkın içindeyiz. Bizim spor kulübümüz de onun içinde. Şu anda balon olarak üstünü açtığımız havuz da burada. Acayip güzel bir ortam burası. Orada ben de bir kere koşmuştum İzmir'e bir iş için geldiğimde sabah çıkıp gerçekten tenis kortları olsun şey olsun ve evet, gerçekten içerisi de dop doluydu insanlarla. İnsanların da kıymetini bildiği bir yer. Bunu görmek de gayet güzeldi. Tabii maalesef. Geçen hafta da Handan Hanım'ın önderliğinde müthiş bir spor festivali oldu zaten burada. Harikaydı gerçekten. Hani 7'den 77'ye bütün çocuklar, bütün branşları denediler. Müthiş bir organizasyondu. Ben de bu vesileyle Handan Hanım'a tekrar teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim hocam. Size destek olduğunuz sporcularla vesaireyle. İsterseniz biraz bahsedebilirim spor fuarından. Çok güzel olur. Harika olur. Evet. Aslında biz 3 senedir Maraton İzmir'i düzenliyoruz. Bu 3. senemizde. Bu sene Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman'ın aslında bir yol açması, yol göstermesiyle bunu aslında bir festival alanına dönüştürmek istedik. Yine Kültür Park'ın içinde Kaskatlı Havuz'un etrafında bir etkinlik alanı oluşturduk. Buraya sponsor olan markalarımızı elbette öncelikle onlara yer verdik, onlara tahsis ettik. Çok güzel etkinliklerle onlar da alanı canlandırdılar. İşin bir diğer bileşeni de koşuya katılacak olan STK'lardı. Adım Adım'ın önderliğinde yaklaşık 32 STK'nın temsilcilerine birer alan verdik. Ve hatta bugün baktığımda da yaklaşık 3 milyon 600 bin TL'ye yakın sadece Maraton İzmir özelinde ayın ikisine kadar sürecek, 2 Mayıs'a kadar sürecek bir bağış kampanyasında para toplanmış vaziyette. Bu gerçekten İzmir'de ilk kez yapılmasına rağmen rekor kırmış vaziyetteyiz. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun haricinde az önce Soykan hocamın da dediği gibi yaklaşık 14 farklı spor federasyonunda bu kültür parkının içinde bir yer verdik. Ve en çekici örneklerden biri aslında buz hokeyi, okçuluk, dağcılık, işte mini voleybol, ondan sonra tenis, badminton, hatta eskrime kadar deneyim alanları yarattık. Ve gerçekten buraya gelen öğrenciler biraz da okulların tatil olması bize vesile oldu aslında bu kadar güzel bir kalabalığı bir araya getirmek için. Çok güzel bir zamanlama, evet. Evet, güzel bir zamanlama oldu. Dolayısıyla belki hayatında hiç buz hokeyi sopasında elini değdiremeyecek olan bir çocuk bile geldi buz hokeyiyle işte mini bir kaleye paka vurma şeyi buldu, yani fırsatı buldu. Dolayısıyla biz de belediye olarak spor branşlarını buradaki hem çocuklara hem de onların velilerine biraz anlatma şansı bulduk. Ardından da işte pazar günü de yaklaşık 5000 kişinin katıldığı Maraton İzmir'le de bu spor festivalini taçlandırmış olduk. Hatta yine bir rekor geldi erkeklerde. Geçen sene 2.035 olan Türkiye'deki maraton parkuru rekorunu 2.927'ye çektik. Bu da bizim için çok güzel oldu. Umuyoruz önümüzdeki sene hem festivali hem de maratonumuzu yeniden yapacağız. Bu sefer 5000 rakamını belki 2'ye katlayıp 10.000'e çıkmayı planlıyoruz. Harika. Evet, sizleri de bekleriz bir sonraki maratona. Vallahi şimdi yavaş yavaş tekrardan biraz vakit bulup antrenmanlara da başladık. Ümit ediyorum ki hani antrenman veya hani yarış veya ne bileyim bir biraz daha ciddi anlamda bir koşu olarak da katılmak istiyorum. Önümüzdeki sene asıl hedef olarak Kapadokya'yı koydum kendime ama bazen hedefler, hayaller oluyor. Ama en azından insan ulaşmak için denemeli. Ondan sonra ulaşmak ve denemek derken kulübünüzde özellikle şimdi sonuçta hani kompetitif branşlar hepsi
ve hocamız Soykan Hoca başarılarından söz etti. Çocukları nasıl bir seçmeyle alıyorsunuz veya gençleri nasıl yetiştiriyorsunuz? Bir şeyiniz, metodunuz, kriterleriniz nelerdir? Birazcık böyle bize yüzeysel bir şekilde bahsedebilir misiniz? Evet, yani şimdi yetenek belirleme platformumuz var zaten spor dairede. Çocuk daha branşlaşmadan, hani bir sporun içine dahil olmadan yapabileceği spor dallarını onlara yönlendiren bir birimimiz var. Onun dışında kendim açımdan, yani su sporları branşları olarak söyleyebiliyorsak, sıfırdan yüzme eğitim verdiğimiz yazın, kışın yüzlerce, yazın binlerce çocuk var. Uzman antrenörlerimizi, branş antrenörlerimizi belli periyotlarla, spor okullarının raporlamalarıyla onları bir araya getiriyoruz. Spor okulu sorumlularını ve branş antrenörlerimizi. Orada branşa uygun çocukları gidip seçip branş altyapılarını alıyorlar. Hani triatlonda, su topunda ve su altı rugby'de bu şekilde ilerliyoruz. Hatta şu anda aktif olarak müsabık olduğumuz kano branşımızda bile spor okullarımızdan çocuk aldık. Yani en büyük kaynak bu. Kriterleri antrenörlerimiz belirliyor. Hani branşa uygunluğunu. Çünkü yani en azından en temeli elimizde olduğu için, hani sıfırdan çocuklar ve yaş grubu olduğu için, evet. Antrenörlerimiz istediği çocuğa ulaşıp istediği çocuğa dokunabiliyor. Yani böyle bir şansımız var bizim. Yani sıfırdan her isteyen sizin kapınızı çalıp tabii ki yetenek belirlemeyle. Tabii ki zaten hani spor kulübü olarak da 42 aktif branşla Türkiye'de en büyük spor kulübüyüz. Hani çocuk buraya geldiği zaman herhangi bir spor dalında girdiği zaman çok başka yerlere de yönlenebiliyor. Öyle bir büyük bir şansımız da var bizim. Evet, özellikle triatletlerde görüyoruz genelde. Su topundan gelenler sanki biraz daha başarıya daha böyle yatkın oluyor gibi. En azından yüzmeyi ve şeyi yani evet, dün güce öğrendim dayalı. Ben de bizim dönemde de beraber oynadığım Russo vardı, takım arkadaşım. Amerika'da Texas'ta başarılı evet. Olmuş. Evet, ikincilik kürsüsüne çıktı. Yani çok tebrik ederiz buradan da. Gerçekten buradan kendisini bizim tebrik ediyoruz. Bir açık ediyoruz. Su yarışmacımız Emre Erdoğan vardır. İşte bu şeyleri, dağları, bayırları, her tarafı, okyanusları geçen, o da benim eski takım arkadaşım. O da bizde aynı zamanda Büyükşehir Belediye'nin açık su yüzücüsü. Bu seneden itibaren bizim adımıza yarışacak o da. Harika. Yani evet, topu biraz bu tarafa etkiliyor gibi geliyor bana. Olumlu yönde. Yani hani onun felsefesinden midir, yoksa hani antrenman rejimentinden midir diyelim. Bir şeyi var mutlaka, çünkü çok görüyoruz hem Russo'da hem özellikle yaş grubunda bayağı insana çektiren bir Oleg. Oleg, evet, Oleg de onu da ben burada duatlonda karşılaştık. Oleg de karşılıklı oynadığımız arkadaşımız. Oradan maşallah var yani. Evet. Yani aslında ben buradaki, bu arada ben de uzun süreler triatlon koştuğum için küçük bir tespitimi anlatayım. Bilmiyorum ne kadar hak verirsiniz ama şimdi yüzmede iyi olan sporcu iyi bir başlangıç yapıyor ve kendisi gibi iyi olan sporcularla birlikte su içinde kalıyor ve bazen onların draftından yararlanıyor ve güzel bir tempoda yüzmeyi bitiriyor. Ve ön grupta, bisiklette de ön grupta yer alıyor. Eğer o grubunu kaybetmezse de aynı şekilde koşuya da önde başlıyor falan. Yani hep lider bitiriyor. Burada dolayısıyla iyi bir yüzücü olmak triatlonda çok önemli. Benim yani en çok triatlon koştuğum zamanlarda özellikle dikkat ettiğim şey buydu. Ben avantajı çıkardım sudan ama daha sonrasında bisiklette hep, yani neredeyse turu yemeye kadar gelirdim yani. Ama iyi yüzücüler gerçekten çok avantajlı oluyor triatlonda. Sizin spor kariyeriniz nasıl, nerede başladı, nasıl triatlona geçtiniz? Şöyle, ben son 1,5 senedir İzmir'deyim. Ondan önce İstanbul'da yaşıyordum. Ve hani yani yüzmeye her zaman çok ilgi duyardım. Daha küçük yaşlarda falan yüzmüştüm ama hani çok üstüne gitmemiştim. Daha sonra master yüzmeye başladım. Ve Enka'da antrenmanlar yaptım. Daha sonrasında Enka'da böyle triatlon koşan çok güzel insanlarla tanıştım ve böyle bir takım olduk. Birçok triatlet zaten Enka'da antrenman yapıyor. Çünkü orada bir 50'lik havuzumuz vardı. Uzun mesafeciler için 50'lik havuz çok avantaj oluyor şeyde, antrenmanlarda. Dolayısıyla orada böyle güzel bir triatlon ekibimiz oldu.
Hep birlikte antrenman yaptık, yarışlara gittik falan uzun bir süre. Ben 2015'e kadar triatlon koştum. Daha sonrasında işte işlerden vesaireden biraz yoğunluktan bisiklet antrenmanlarını yapamaz vaziyete gelince işte koşu, açık su vesaire devam ettim. 12 sene boyunca hiç aksatmadan şeyi yüzdüm. İstanbul Boğazı'nı yüzdüm. Boğaziçi yüzme yarışlarına katıldım. Hiç kürsüye çıkamadım, ayrı konu, ama Çanakkale'de var bir böyle ikinciliklerim falan. Hiç kopmamaya özen gösterdim ama tabii Soykan Hocam'ın kariyeri kadar değildir yani biraz spor kariyerim. Yok yok yani. Yani ben de şey yapmak istersem aslında triatlonla bizim geçen sene itibariyle triatlon normalde bireysel branşlara ait bir spor dalıydı kulüpte. Ama en kritik noktası su, havuz. Havuzların da ve sistemin organizasyonunu biz yaptığımız için ben söylemiştim hani triatlon bizim olsun. Çünkü hani orada hani bisikleti ve koşuyu herhangi bir yerde hani tesis problemi olmadan halledebiliyorlar. Havuz problemi yani havuzla beraber çok iç içe olacağız. Beraber olalım dedik. Ve beraber olduk ve çok da mutluyuz onlardan. İyi bir ekip. Mert Onaran liderliğinde. Mert Hoca. Güzel bir ekip çalışıyor. Bu sene İpek de katıldı aramıza. İpek Östos'un da bizim sporcumuz oldu. Bizim Büyükşehir Harika. Belediyesi'nde. Biz de zamanında Sertunay'ın İpek'in aynı sponsorluğunu yapıyorduk. On Running ayakkabıları ve Compre Sport için. Yani o da Çok işte en severiz son kendisini. Mersin'de gene beklenen başarıyı gene kazandı zaten. Peki iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Genç çocuklar çok iyi burada özellikle. Zaten geçen sene Yıldız Erkek ve Kadınlarda ve Genç Erkeklerde Türkiye şampiyonu olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak. Tebrik Alt ederiz. çocuklar, genç çocuklar çok iyiler. Biz de mutlu izliyoruz onları. Bir konuyu merak ediyorum. Hani İstanbul'da burada arkadaşlardan çok duyuyoruz. Özellikle Handan Hanım, siz eskiden triatlon yapmış olarak veya artık hala yapıyorsunuzdur. Veya antrenmanlarınızda karşılaştığınız sorunlar. Bisiklet mesela çok maalesef tehlikeli bir ayağı triatlonun. Özellikle trafiğe girmek ve orada antrenman yapmak durumunda kalan bir sürü sporcu var. Zaman zaman kötü haberler de alıyoruz maalesef. Sizin de bu konuda İzmir özelinde ve neler düşünüyorsunuz? Hani tavsiyeniz yeni başlayan kişilere ne olur? Nelerden kaçınmaları olur? Böyle bir soru sorsam size. Evet. Şöyle aslında ben de çok uzun süre İstanbul'da antrenman yaptım. Ve gerçekten çok da büyük bir kaza geçirmişliğim var. Geçmiş 2012 olsun. senesinde. Teşekkür ederim. Aslında biraz da uzaklaşmama neden olan bu kazadır benim. Çünkü insan artık biraz korkarak biniyor. Benim tavsiyem şu olur. Aslında İzmir'deki triatletler bu noktada daha avantajlı. Çünkü trafik İstanbul'a göre bir nebze de olsa daha az. Bir de buradaki trafik bisikletleri karşı daha duyarlı. Bir de siz de belki medyadan takip etmişsinizdir. Belediye Başkanımız Tunç Soyer bisikletli ulaşıma ve bisiklet yollarına ekstra özen gösteriyor ve bu konuda projeler Çok güzel bir şey. geliştirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte İzmir'in birçok yerinde, özellikle şehir merkezinde insanların, yani sadece sporcuların değil, tüm vatandaşların güvenli bisiklet sürebileceği yollar var. O yüzden İzmirli vatandaşlar ve İzmirli bisiklet ve triatlon sporcuları bu noktada biraz daha avantajlı. Benim tavsiyem şu olur, grupla çıksınlar, grupla antrenman yapsınlar. Eğer yani yol üstünde bir volüm oluşturunca bisikletler, diğer motorlu araçlar ister istemez onlara daha dikkat ediyor. Daha sabah saatlerini zaten tercih ediyor özellikle triatletler. İşte sabah saatlerinde trafiğin daha az olduğu vakitleri Evet. tercih ediyorlar. Ama burada tabii ki sporcunun da kendi güvenliğini alması, işte ne bileyim doğru kaskı giymesi, doğru malzemeyi kullanması, çok yağmurlu havada antrenmana çıkmaması. Bazen biz çok hırslanıyoruz işte hava koşullarından bağımsız. İşte ben bu antrenmanı yapmak zorundayım, işte hava nasıl olursa olsun diyoruz bazen ama aslında hava koşullarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü yani yol bisikletleri biliyorsunuz çok ince tekerlekli Evet. vesaire, ister istemez kayıyor yağmurlu havada. Orada da biraz daha böyle insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmalı. Onun haricinde yani bisiklet, triatlon insana çok şey katan, çok önemli, insana böyle hayatına o anlam katan sporlar gerçekten.
Ben bunu önerebilirim. Bir de yeri gelmişken çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz bir triatlon sporcumuz var. Evet. Ata Yahşi. Evet, onu da bu yayında almadan geçemeyeceğiz. Ailesine de çok bizim için çok değerli, hem babası hem de annesi. Kendilerine de başsağlığı dileyelim bu yayında. Evet, biz de kendisine haktan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet, benim size yönelteceğim sorular bunlardı aslında. Çok teşekkür ediyorum zamanınız için, ayırdığınız zamanınız için, değerli zamanınız. Bu sohbet sırasında aslında değindiğiniz başka sporlar oldu. Belki bir zaman sonra onlarla da bu sporun sporu bünyesinde bulunduran departmanlarınızın sorumlularıyla da belki güzel bir sohbet yapma fırsatı olur. Badminton ve tenis bizim raket sporları, bizde çok aktif olduğumuz alanlar. Şahsen benim en sevdiğim spor olan tenis. Belki kısmet olursa o konuda da güzel bir sohbet yaparız ileride. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Handa Özbakan Hoca. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.